Coşa gelir dağ ile taş, feryat eder vakti seher. Coşa gelir dağ ile taş, feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Allah, Allah, Allah. Demde gül handan olur, bülbül görüp nalan olur. Ol demde gül handan olur, bülbül görüp nalan olur. Her ehli dil şadan olur, feryat eder vakti seher. Her ehli dil şadan olur, feryat eder vakti seher. Allah, 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 Allah. Hulusi aşıksan eğer, dur yatma gel vakti seher. Hulusi aşıksan eğer, dur yatma gel vakti seher. Bak gör ki alem serteser, feryat eder vakti seher. Bak gör ki alem serteser, feryat eder vakti seher. Allah, 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 Allah. Efendim, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Güzel bir eserle Somuncu Baba Hazretleri'nin evladından Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin sözlerini yazmış olduğu, seher vaktini anlatan, seherde o güzelliklere haiz olmanın, berekete ermenin güzelliğini bizlere ifade eden bu mana büyüğünün sözlerinden oluşan vakti seher ilahisiydi. Hulusi aşıksan eğer, dur yatma vakti seher. Bak gör ki alem ser teser, feryat eder vakti seher. Seher vaktinin güzelliklerini, aslında sahur vaktinin de güzelliklerini ifade ediyor aslında bize. Şimdi hemen aklıma geldi. Çok kıymetli hocamla seher ve sahur vaktinden şöyle bir sohbete girelim diyorum. Bursa İl Müftümüz Yavuz Selim Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Hamdolsun. Allah bugün derimizi aratmasın. Allah afiyet versin. Çok güzel icra ettiniz. Mest olduk. Eyvallah. Sağ olun. Konu da güzel olunca
Eyvallah. Evet. Allah razı olsun. Abi Osman Hulusi Efendi şu anda Darende'de. Methun. Evet. Somuncu Baba Hazretlerinin de evlatlarından buyurduğunuz gibi. Eyvallah. Divanı var. Çok etkilenirim kendisinden. Divanı, aynen. Şu anda hayatta olan evladıyla da görüşürüz. Ona da selam olsun. Selam olsun, evet. Hakikaten yani hususi vakitler, aşıkların vakti olan vakittir seher vakti. Belki birçok ayet-i kerimeyle anlatılabilir ama yine Osman Hulusi Efendi'nin şeyhi İsmail Hakkı Sivaslı İsmail Hakkı Efendi var. İsmail Hakkı Toprak. Evet. Bu mübarek saatin bazı sözleri var ki beni çok etkiler. Şimdi konuyla alakadar olduğu için evet. Benim de alanım belki ilgi alanım. Öyle buradan girmeniz çok güzel oldu. İşte hocam Zuhrat'a tabiiz dedim ya. Evet, güzel oldu. Evet. Tabii şimdi Bursa'dayız. Somuncu Baba Hazretleri'nin olacağım yapımında ve tabii. Bursa'ya bıraktığı manevi izler tartışılmaz. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Tabii onların hepsi bir gönül insanı, Allah adamı, gönüllere gül dikmiş, tarihe iz bırakmış, eşyaya sirayet etmiş insanlar. Halleriyle eğitimleri devam eden insanlar. Esas ömrü uzun olan mübarek insanlar. İşte o İsmail Hakkı Toprak Hazretleri de Osman Hulusi Efendi'nin belki de o divanı yazmasına kutsi bir nefes veren büyük zat. Oğul. Allah'tan her şeyi iste. Allah'ın fazlı geniştir. Ne istersen verir. Ama sen ol. Allah'tan kendisini iste. Allah. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Yani bu çok manalı. Cenab-ı Hakk'ın özel varlığıdır, kuludur. Yani yaratmış olduğu mahlukatın en şereflisi insandır. İnsan içerisinde de en fazla kendisine yakın olan da dostlarıdır. O dostluk kapısını da Cenab-ı Hak açmıştır. Özellikle Miraç ile, Miraç hadisesi diğer peygamberlerde olmayan bir hadisedir. Miraç hadisesiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya bize çok güzel hediyeler getirmiş. İşte Aminer Resul dediğimiz son ayetler ikinci kez nazil olur deriz ya, birisi Miraç'tadır. Evet. Sonra beş vakit namazla büyük günah işleyenlerin yani Allah'a şirk koşmadıkları müddetçe affedileceğine dair müjdelerle dönmüştür. En büyüğü de namazdır. Ama namazın içerisinde kurbiyet var. Namaz ve bütün ibadetler aslında Allah'a yakınlığı ifade eder. Gönüllerdeki perde, akıllardaki perde kalksın. İnsan Rabbini bulsun, nereden gelip nereye gittiğini, kim olduğunu bilsin, bulsun diyedir. Aslında yaratılışımızın hikmeti, dünyaya gönderilmişimizin gayesi budur. Bu yüzden de İnsanoğlu hayatı boyunca Cenab-ı Hakk'ı arar. Aradaki gönlündeki perdelerin kalkmasını ister. Aslında insanoğlu hep bir arayış içinde. Tabii yani. İnsan aslında kendisini arar. Büyüklerimiz hep şöyle demişlerdir. Allah her şeyi bir şey için yaratmış ama insanı da kendisi için yaratmıştır. İşte bu manayı çözmektir aslında. İnsanın içerisine engin bir muhabbet konulmuştur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan, bu Bakara suresinde bir ayet-i kerime, 161. ayet-i kerime, insanlardan bazıları Allah'tan başkalarına, başka şeylere diyelim, putlara veya başka şeylere, yani kendince ilah vasfetmiş olduğu değerlere, Allah'a dayanır gibi, tapar gibi, Allah'ı sever gibi severler. Allah. Ama vellezine amenu eşeddu hubben lillah. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri bambaşkadır. İşte bu hub kelimesini, sevgi kelimesini Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde kullanmıştır. Onlardan bir tanesi de belki de oruçta yapılmaması, özellikle oruç aylarında dikkat edilmesi ya da orucun gayesi olan dile sahip olma, gönle sahip olma manasında. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ Yani zannın çoğundan sakının, gıybetten sakının ki gıybet etmek aslında ölü kardeşin etini yemek gibidir. Sizden birisi ölü kardeşin etini yemek ister mi diye حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْعِسْيَانَ Yine Hucurat suresinde hub kelimesi yani sevgi kelimesini kullanır Rabbimiz.
size bir haber geldiği zaman o haberi iyice araştırmadan icraatte bulunmayın. Yoksa bilmeden bir kavme, insana zulmetmiş olursunuz da amelleriniz zayi olur. Oysa ki Allah size habbebe ileykümül imane. Allah size imanı sevdirdi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sizin içinizde kıldı diye. Şimdi bu sevgi kelimesini kullanır Rabbimiz. Ama evvellezine amenu, biz oraya dönelim. Eşeddu hubben lillah, onların Allah'a olan muhabbetleri farklıdır. Zaten özellikle mutasavvıflara göre. Hocam ne güzel, bir yerde de Rabbimiz bir kulun profilini aslında bize gösteriyor değil mi? Evet. Yani insanın mayasında, onu demek istediğiniz, evet, insanın mayasında var olan şeyin ortaya esası, çıkması için sevgi. Esası, yani insanın mayası muhabbetten. Yani Allah'ı severler diyor ya, evet, sever derken de bir kulunu aslında ortaya da çıkarmış oluyor. Böyle olmamız yönde de. İşte yine mutasavvıfların sahih kabul ettiği, hadisçilerin de mana itibariyle sahih kabul ettiği hadis, bilinmeyi bulunmayı murad ettim. Murat. Ve insanı yarattım buyuruyor. Ve insanın mayası da muhabbetten ibarettir. Aslında kainatın tamamı muhabbetin tecellisidir. Allah muhabbet edince kainatı yarattı. Muhabbet edince de Muhammed Mustafa'yı yarattı. Onun nurundan, onun nurundan da işte insanlığı yarattı der bu işin erbabı olan büyüklerimiz. Biz de buna itikad ederiz. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? O yüzden sevgimizin de Allah'ın istediği tarzda olması adına Peygamberimiz Allah sallallahu aleyhi ve sellem'de, onun güzel ahlakında sevgiyi de bulabiliriz. Dolayısıyla aslında kainat bir sevgi tecellisidir. Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellisidir. Sevgiyle insan inanır ki karanlıklar gündüz olur. Yani kömür inci mercan olur. Nefret sevgiye dönüşür. Kin sevgiyle yine mutlak bir muhabbete dönüşür. Sevgidir, muhabbettir her şeyin ölçüsü. Eğer insan bu varlığına konulmuş olan bu yüce değeri, kıymetini bilirse o zaman Hazreti İnsan olur. Belki de oruçla da bağdaştıracak olursak, İşte insanın içerisine konulmuş olan bu engin muhabbet insanı Allah'a vasıl eder. Ve insanda sonsuz bir sırdır bu. Her şeyi güzel kılan, insanı insan kılan, eşyanın hakikatidir muhabbet aslında. Eğer insan bu muhabbete vasıl olursa kendi iç dünyasında, Allah'ı başka bir yerde aramasına gerek yok. Hakikati başka yerde aramasına gerek yok. Allah onun kendi içine onu koymuştur. Nefaktu fihi min ruhi ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Bu sırdandır yani. Ben kendi ruhumdan ruh üfledim buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu hani ruhu yarattı ve ruhun varlığıdır bizi insan kılan, değerli kılan. İşte aslında oruç ve ibadetler, özellikle kul hakkına riayet adına yapılacak olan ya da kula yapılacak hizmet, iyilik, bunların hepsinin gayesi aslında insanda var olan o muhabbetin açığa çıkıp inkişaf edip bütün alemi kuşatması, özellikle insanlara, çiçeğe, böceğe, bütün mahlukata sirayet etmesi ve adeta cennet asa bir ortamın yaşanmasıdır. Nefis terbiye edilir, azgınlığı frenlenir, kötü duygular bertaraf edilirse, yani diğer gam olma, başkası için yaşama duygusu ağır basarsa, bu sefer insan meleklerden de üstün olmaya başlar. Yediğinden, içtiğinden lezzet almaya başlar. Neyi yaparsa muhabbetle yapar ve ondan da belki de cennette olacak lütfu ilahiyeye mazhar olur, mutlu olur. Yani her işini sevgiyle yapmaya başlar. Tam işte hocam onu ben soracaktım, siz cevabı da verdiniz. Şimdi aslında her insanın yaratılıştan kendinde olan bir özelliği o, sevgi, evet, ve muhabbet. İşte ama biz bunu ortaya çıkarmada gevşekliğimiz var. Veya ötelediğimiz var. Daha sonra işte o noktaya geliriz düşüncesi herhalde bizi bir takım güzelliklerden hep uzak eğiliyor. Evet. Yani aslında bu bizde var olan bir şey. Yani küllenmiş gibi, ateşin üstündeki, evet, bir, evet, kül var. Ateş yanmıyor gibi gözüküyor ama ateş var aslında orada. Biraz üfleyince
ortaya çıkıyor. Bu üflemeyi nasıl yapacağız hocam? Yani işte bu da Kur'an-ı Kerim'in bize emretmiş olduğu bu tezkiye-i nefisle ilgili ayetlerle biz onu öğreniyoruz. Resulullah Efendimiz'in hayatında. Yani belki de bu akşamki sohbetimizle şu özetle söyleyebilsek, insanın asıl mayası muhabbettir. Muhabbeti inkişaf ettirebildiği kadar insandır. Bütün mahlukata sirayet eder. İşte o zaman da herkes ondan razı olur. Çiçeği böceği bile incitmez. Bütün mahlukata karşı bir engin bir şefkat oluşur. Ve o zaman bir barış ortamı olur, bir muhabbet ortamı olur. Enaniyet olmaz. Başkası için yaşayan bir veya bütün mahlukata sirayet edebilecek bir güzelliğe sahip olur. İşte bu yüzdendir ki yani bu sırrı iyi anlamış olan ecdadımız, büyüklerimiz, alimler, müminler, Hazreti insan olan güzel insanlar bununla birlikte kendi cevherlerini bulmuş. Kendini bilen Rabbini bilir. Yine mutasavvıflar ifadesiyle. Men arafe nefse fakat arafe Rabbahu. Oraya. Tabii. Bu Rabbini bilir diyorsunuz. Deyince her şeyi Cenab-ı Hak için yapmaya başlayınca bu sefer efendim eşyaya sirayet ediyor. Mesela işte taşa şekil veriyor. İşte bugün mesela Ulu Cami kaç yüzyıldır devam ediyor. İçeriye girdiğiniz zaman adeta böyle onu yapanlar bütün sanat eserlerimizde olduğu gibi sanki o taşlara sirayet etmiş gibi adeta konuşuyorsunuz taşlarla. Onlardan feyiz fışkırıyor, onlardan muhabbet fışkırıyor. Sizi siz yapan değerleri görüyorsunuz ve ayrı bir dünyaya giriyorsunuz. Muhabbete boğuluyorsunuz. Eşyaya sirayet ediyor. Yani işte bu sirayet etme. Çünkü kainatta aynileşme temayülü vardır diyor. Hiçbir şey birbirinden boş değildir. Herkes, her şey birbirine, gökle yer ayrı gibi görünür ama aralarında müthiş bir aynileşme, bir bağ vardır. İkisini birbirinden ayıramazsınız. Taşla toprak arası zaten beraberdir. Yani bulutla, yerdeki herhangi bir eşyayla, ölüyle diri arasında, bütün mahlukat arasında, hayvanat arasında, cemadat arasında, mesnuat arasında, hepsinin arasında muhabbet kaynaklı bir benzeşme vardır. Hiçbir şey birbirinden kopuk değildir. Ben böyle istediğim gibi yaşarım demek yani olmuyor özgürlüğüne. Yani ben özgürüm deyip de insanların özgürlük alanlarına girebiliyor. Fakat bu aynileşme, benzeşme, muhabbet olunca da bu sefer kainatın sırlarını da çözmeye başlıyor insan. Çünkü algısı açılıyor ve akıldaki ve kalpteki perdeler kaldırılıyor. Bu zamanda, o zamanda eşyadaki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sırları çöze çöze teknolojiyi de bulabiliyor. Veya işte sanata, işte biraz önce kardeşlerimizin mesela neyi üflemek son derece zor bir şeydir. Ama onu böyle işte şey gibi, nakış gibi işlemiş ve onunla kendi gönül dünyasından üflerek evet, makamları çıkarmış. Tabii. Bunların hepsini bilirsiniz, Mesnevi'de de ayrı anlatır Hazreti Mevlana. Bunların hepsi ayrı bir güzelliktir. Dinle neyden diyor ama aslında nereden geliyor işte. Ya bir feryattır diyor yani. Kainat bir feryattan ibarettir. Aslını arayan, hakikatini arayan ve aslında insan da kendi iç dünyasında, hani konuyu dağıtmamak için insan üzerinde konuşmak gerekirse, yani insan ancak sevgiyle yaşayabilir. Hayvanları bile sütünü sağmak istediğimizde, biz köylü çocuğuyuz. Babaannem bir ineği, bir koyunu sağacak olmadan önce onu bir nazlatırdı böyle. Seviyor, sadece severek yaklaşıyor. O da hayvan da onu koklar. O sevgiye mutlaka karşılık verir. Sevgiye karşılık vermeyen olsa olsa insandır. Yani katılaşmış kalbi olan insandır. Bütün eşya bile teslim oluyor değil mi hocam? Sevgiye karşılık vermiş. Özellikle işte can taşıyan koyun sütünü verebiliyor. Sevgiyle yaklaşmış olduğunuz herkes, düşmanınız bile olsa mutlaka eninde sonunda o mayasında var olan duyguya kapılıp nefsaniyetini bir tarafa bırakabiliyor. Aslında bu yüzden de bizim yapacağımız belki de işte orucun gayesi bu sevgiyi yakalamaktır yani. Ramazan bu güzellikleri ortaya çıkarmada çok güzel bir elbette. Zaman dilimi aslında evet. Ramazan. İşte şimdi insan kendini biliyor. Kendini bilince de Rabbini buluyor. Ve engin bir gönle sahip oluyor o zaman insan. Her şeye üzülmüyor. Her şeyi takmıyor. Keşkesi, acabası, nedeni, niçini bitiyor. Ayrıca
kader sırrına da ermiş olduğu için onda telaş kalmıyor. Telaş. Ve o yüzden de bu sefer bütün mahlukata bir gözle bakabiliyor. Tazim li emrillah, şefkat li halkillah'a dönüşüyor. Nedir bu? Her şeye yaratıcısının bir mahluku nazarıyla baktığı için mutlu oluyor. Kimseyi kötü bakamıyor yani. Hani bu sevgiyi layıkına, nefreti müstahakına veriyor. Ölçüsü sevgilisi oluyor. Sevgilisini seviyorsa, yani Cenab-ı Hakk'ı ya o, o olunca ona göre her şeyi değerlendirmeye başlıyor. İşte o zaman insanın gönlü çok geniş oluyor. Bakın şimdi mesela ideoloji, siyasi, şahsi konuşanlara dikkat edin. Herkes kendi egosunu yükseltir. Seni seviyorsan, yani onu seviyorsa, onu beğeniyorsa karşıdakine ona göre puan veriyor. Oysa ki işte bizim büyüklerimizde o olmamış. Hristiyanla da muhatap olmuşsa ona ayrı bir güzellik sunmuş. Onu diniyle itham etmemiş. Ona sadece kader sırrıyla bakmış ve kendi içerisindeki muhabbet nazarıyla ona bakmış. Diğer inanan inanmayan herkese bakmış. Onu o gözle bakmış. Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَصُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Başkalarının inançlarını, Allah'tan başkalarına tapanların inançlarına sövmeyin diyor. Onları taan etmeyin. Onlar da dönüp size taan ederler. Tabii. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın yüreğine sahip olursak, insanı kamil ya o, sevginin hakikatine eren ya o, o yüzden biz de erdiğimiz zaman emin olun ne kavga bile kalır ne kargaşa kalır. Çoğu zaman anlamıyoruz yani. Bu insanlar neyin savaşını veriyorlar? Hadis geldi hocam aklıma, siz hani konu açılsın diye Peygamber Efendimiz diyor ya, kimse annesine küfretmesin. Evet. Kimse küfreder mi? Hmm. Siz devam edin. İşte bir siz başkasının ona, annesine küfrederseniz ilk önce siz kendi annenize küfretmiş gibi olursunuz. Küfretmiş olursunuz. Demek ki bu ahlak bambaşka bir şey. Evet, bizimle alakalı, kendimizle alakalı bir şey. İncitmez muhabbet ehli insan. Evet. Ama en önemlisi de incinmez. O yüzden İbrahim Hakkı Hazretleri İncinmemek zordur diyor hocam. Cihan bağında ey insan budur matlubu insücin. Ne sen kimseden incin, ne kimse senden incinsin. Yani bu cihan bağında ins ve cinden istenen şey şudur ki, ne sen kimseden incin, ne de kimse senden incinsin. İncitmemek mi zordur, incinmemek mi zordur? İncinmemek mi zordur? Yani aslında her şeye böyle olumlu sevgi dediğimiz zaman böyle şefkat tezahürü tebessüm değil, celal değil, cemal değil yani. Celal olunca da ona karşılık celalle, cemalle olmalı. Yani şiddetli olunca da, sert görününce de, hava bozuk olunca da, bozuk kelimesi yanlış. Hava işte gürültülü olunca da, şimşekli ve yağışlı olduğu zaman bile bunlara biz bakıyoruz mesela, diyoruz ki bu celaldir. Veya bir anne evladına işte bağırdığında, belki biraz sert davrandığında aslında o, sertliğin altında bir güzellik yatar. Merhametinden dolayı yapıyor. Tabii aslında, koruma. İşte şimşeğin çakıp da bulutların gelip de yağmur yağmasında aslında altında bir bahar yatar onun. İşte insan da aslında Cenab-ı Hak'tan görmüş olduğu bütün lütuflara karşı böyle her zaman iyisin, iyisin, iyisin demekle olmaz. Bazen de Allah-u Teala imtihan eder. Hani وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسِ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Mutlaka sizi biraz açlıkla, biraz yoklukla, biraz hastalıkla, bela musibetlerle imtihan edeceğiz. İşte esas sevgi, o tebessümün olduğu zamanlarda değil de, kaşların çatıldığı, hani sureten celal göründüğü o anlarda Cenab-ı Hakk'a veya dostu kimse ona yine aynı duygularla bakabilmektir. Şikayeti elden bırakmak. Gerçek pehlivan meselesi gibi. Evet evet, gerçek pehlivan. Öfkelendiği zaman öfkesini tutandır biliyor ya. Aynen onun gibi. Yenen değil. Evet. Ben bir Adapazarı'nda imamlık yaptığım zaman bir hocamız vardı. O kendi hocasıyla Kütahyalı idi. Onunla tanıştırmıştı telefonla da. Ondan bir hatıra anlatmıştı. Kainata bakışın güzelliği adına. Bir gün diyor hocamız çok üzgündü ve bu üzüntüsü bir ay boyunca sürdü. Ağlıyor kendince. Ben niye böyle yapıyor diye soramadım ama en son sıkıştırdım hocam.
sizde bir hal var yani, niye böyle üzüntülüsünüz, hep ağlıyorsunuz? Hayrola, bir sıkıntı mı var? Demiş ki, oğlum yani ben söylemem ama sıkıştırdığın için söyleyeyim. Bunca yıl hani sevgiyi anlatan, muhabbetle kainata bakan, insanların arasında muhabbeti yaymaya çalışan birisi olarak güya bir seviye aldığımı, bir manevi seviye, bir kalp seviyesine ulaştığımı zannederdim. Fakat geçen dışarı çıktığımda şiddetli bir yağmur yağıyordu. Ve havada işte şimşekler çakıyor, rüzgar vardı. Ben bugün hava ne kadar da kötü dedim diyor. Eyvah. İşte o da diyor ki, ağzımdan bir defa çıktı bu kötü kelimesi. Bundan dolayı da muzdaribim. Ben bu cümleyi nasıl kullandım? Oysa ki Cenab-ı Hak ne yaparsa hani kahrında hoş, lütfunda hoş. Efendim belki çok uzun konuşulabilir ama kısacası nasıl diyeyim ki? İnsanı insan kılan, insanı mutlu kılan, insanın kendi içerisinde bulunan manevi cevherler var ya dedim. Aklın mesela, insan sadece efendim en dahisi %15'ini kullanırmış. Kullanabiliyor. Evet. Yani %85 boş. Belki girse o alemlere neler görecek. Aynı şekilde biz çoğu zaman diyoruz ya hani insan aklını kullanıyor. Biz hep böyle insan olmanın en üst değeri olduğu için haklı olarak akıl üzerinde duruyoruz. Oysa ki aklını kullanmıyor. İşte aklını işte biraz önce dedim en fazla bu kadar kullandı ama insan aslında gönlünü kullanmalı. Ya da akıl ile mutmain olmalı. Gönlü ile de derinleşmeli. Yürümeli yani, manevi yürüme. Çünkü tekamül dediğiniz sadece bu kemalat akılla olmuyor. Kalple de oluyor. Gönlüm. Bu yüzden de kalpte neler var? Yar yüreğim, yar görki neler var? Yani, bu halk içinde bize gülen evet, var. Evet. İşte o yüzden insanın gönlü de evet. Acayip bir sır. Sır. Bir huzur deryasıdır. Evet. O yüzden çok sevdiğim büyük bir alimin sözüdür. Mutlu insan her istediğine kavuşan insan değildir. Mutlu insan kalbinde Allah'la buluşandır. Eyvallah. Hocam çok güzel devam edeceğiz. Furkan kardeşimiz de bizlerle birlikte. Hoş geldin Furkancığım. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Furkan bizim için çok değerli bir kardeşimiz, hafız. Şimdi reklamdan sonra senin başka programın var. Seni uğurlayacağımız için. Bu bölümde senden bir Kur'an tilaveti dinleyelim inşallah. Tamam hocam. Buyur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء صدق الله العظيم. Eyvallah, maşallah, barakallah demeden başka bir şey sözümüz yok. Efendim, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz devam edecek. Efendim, reklam öncesi 2018 Dünya Güzel Kur'an'ı okuma birincisi Furkan Çınar kardeşimiz. Kalplerimizi gerçekten öyle bir yumuşattı ki Allah razı olsun kendisine. Orhan Camii'de görevli. Kardeşimiz tabi Ramazan olduğu için onu erken göndermiş olduk. Ama çok kıymetli il müftümüz ile beraberiz. Evet hocam. Kur'an şifadır ayeti evet. Tezahür ediyor. Sağ olsun Furkan hocam da konuya uygun, muvafık bir yerden okudu. Maide suresinden ayet-i kerimeler okudu. Evet. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fese ye'tillahu kavmun yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse Allah öyle bir kavim yaratır ki sizin yerinize onlar Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Ve onlar Allah yolunda cihad ederler. Ve levmedenlerin, gıybetlerini yapanların, ümitsizlik verenlerin, dedikodularını yapanların da sözlerine uymazlar. Bu zalike fadullah yu'ti men yaşa. Allah'ın büyük bir fazlıdır. Muhabbet vermek, muhabbetli olmak, istikamet sahibi olmak. Bunu da Allah dilediğine verir buyuruyor. Bu ayetler biraz önceki sohbetimize çok uygun oldu.
yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Bu çok böyle güzel bir ayet-i kerime, bütün ayetlerde olduğu gibi. Konuyla örtüştü. Önce Allah, evet, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Allah Allah. Sevgi yukarıdan gelince, yani alimlerimiz çok konuşmuşlar bu hususta ama ben en çok hoşuma giden. Sevgi yukarı mı çıkar, sevgi, aşağı mı gelir? Sevgi yukarıdan gelince, yani sevilenden gelince, seven daha lütufkar olur. Muhabbetin en güzeli budur. Hani aşağıdan yukarıya değil de yukarıdan aşağıya. O yüzden mesela hem Efendimizin hayatında hem de büyüklerimizin hayatında sevilen sevdirmedikçe seven sevemez demişler. Bu ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde. Demek ki Allah-u Teala bir kimseye iman nasip etmişse, İslam nasip etmişse, işte Türkiye'de yaşamayı nasip etmişse, Bursa'da yaşamayı nasip etmişse, Bursa velayet burcudur deriz biz, evliya burcudur. Bu topraklarda yaşamayı lütfetmişse meccanen, yani bir karşılığı yok bunun. Değil mi? Biz ne yaptık da bunca nimete nail olduk ki? Hele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir peygambere ümmet olma, ne kadar varlığımızı verebildik. Aynen bütün nimetleri saysak, وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُهَا, bitiremeyiz, sayamayız. Bu yüzden Allah bizi sevmiş ki, bizi Müslüman kılmış, kendi Habibi Muhammed Mustafa'sına da ümmet kılmış. Bu son derece böyle şükremedar bir hadise. Yanık gönüller, imanı kamil olan insanlar için, durup düşünüp de hayatını manalandırmak isteyen insanlar için hakikaten büyük bir lütuftur. Bir başka zat da der ki, insan önce Allah'ı sever, sonra vesileleri severse en güzeli budur. Yani yukarıdan aşağıya gelmesi. Vesileler yıkılsa da o yıkılmaz çünkü Allah'ı sevmiştir başta. Evet. Ama aşağıdan yukarıya önce vesileleri sever, sonra Allah'ı sevmeye çalışırsa vesileler yıkıldıkça onun da yıkılma ihtimali olur. Bu yüzden vesileyi karıştırmamak, sebeple müsebbibi karıştırmadan böyle önce işte yuhibbuhum ve yuhibbunehu, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bu duyguyu iyi değerlendirmek lazım. Bu yüzdendir ki mutasavvıflardan bazıları evlatlarını terbiye ederlerken bu ayet-i kerimeyi tefekkür vermişlerdir. Belli bir evrat, belli bir zikirden sonra en sonunda da işte en sonunda da ufku açılmış, gönlü açılmış bir kul olarak orucun gayesine ulaşmış, namaz kendisini bir yere ulaştırmış olan güzel insanlar o zaman bu muhabbet haline, bu deryasına kendilerini bırakırlar ki o zaman da kemalatın zirvesine ulaşmış olurlar. Evet. Allah'ım nasip eylesin. Hocamızın diğer okuduğu ayetler de Tahrim suresinden. O da çok etkileyiciydi hocam. Ayet kerimelerdi. Evet. Biz dünyaya imtihan için gönderilmişiz. Herkes bir sevginin uğruna koşur, koşar gider. Ben zaman zaman kullanırım şu cümleyi. Herkesin bir Leyla'sı var. Onun peşine koşar gider. Müminin Leyla'sı ise Mevla'sıdır. Ailesini de, çevresini de, bütün insanlığı da o muhabbetle yoğurur. Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşamaya çalışır. Gözü gördüğü, sözünün işitildiği kişilerle de bu hayatı onun razı olduğu şekilde sürmeye çalışır. O yüzden de Rabbimizin bu Tahrim suresindeki ey iman edenler, قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارَ yakıtı ve قُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve çocuklarınızı, ailenizi koruyun buyuruyor. Aleyha melaiketun gilazun şidadun la yasunallaha ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun. Yani o cehennem ateşinin bulunduğu cehennemde orada Allah'ın görevli, vazifeli melekleri vardır. Onlar kendilerine verilen her emri yerine getirirler. Allah'ım bizi hiç oraya uğratmasın inşallah. Amin. İnşallah. Çocuklarımız bizim cennetimizdir. Çocuklarımızı yetiştirirken şimdi bu Kur'an ayında bizim seyircilerimize de mesaj olarak vereceğimiz aslında dertleştiğimiz bir şey. Yani Kur'an ayındayız, Ramazan ayındayız. Sadece aç kalmakla mı biz terbiye olacağımızı zannediyoruz? Bunun bir muradı var.
Ramazan ayını mübarek kılan şey ise Şehr-i Ramazan ellezi unzile fiyel Kur'an, hidayet rehberi olan, hakkı batılı en güzel şekilde anlatan, insanın dünya ve ahiretini huzurlu kılan Kur'an ayı bu ayda inmiş. Dolayısıyla bizim bu ayda yapacağımız şey, bileceğiz ki bu ay Kur'an ayıdır. Her mümin mutlaka Kur'an'ı okumalıdır, anlamalıdır ve yaşamalıdır. Belki de İslam ümmeti olarak hiçbir asırda olmadığımız kadar garibanız şu anda. Başsızız, darmadağınız. Belki de aslında bizde olması gereken erdemleri, güzel ahlakları hep kaybetmişiz. Adaletten uzak, gıybetle dolu bir, hasetle, fesatla, fitneyle dolu bir hayat yaşıyorsak, kul hakkına giriyorsak, birbirimize değer vermiyorsak, değil mi? Nezaketten ve zarafetten uzak bir hayat yaşıyorsak, biz tarihteki ihtişamımızı, örnekliğimizi ve önderliğimizi kaybetmişiz demektir. Dolayısıyla her Ramazan bizi bu ihtişama ulaştıracak olan Kur'an'ımızın emirlerine ne kadar temessük ediyor, yapışıyor, ne kadar Allah Resulü'nün muhabbetine yakışıyoruz diye düşünmemiz lazım. Bu vesileyle ne olur? Kur'an-ı Kerim'i okuyamayanlar öğrensin. Okuyanlar daha fazla okusun ve manasıyla daha da çok iştigal etsin. Ki bu manaya uygun olarak da hocamızın okumuş olduğu ikinci aşırda Tövbe-i Nasuh diye bildiğimiz, yani Nasuh Tövbesi diye tarif ettiğimiz, samimi tövbe diye tarif ettiğimiz, herkesin kulağında var olan bir bilgiden, onun o bilgiyi içeren ayet-i kerimeyi okudu. Ey iman edenler, tuğbu ilallahi tevbeten nasuha, samimi bir şekilde Allah'a tövbe edin. Hani samimiyet kime karşıdır diye sorulduğu zaman da bu Allah'a, Resulüne ve bütün müminlere karşı. Zaten hocamızın diğer okuduğu Maide suresindeki o ayetlerin sonunda da sizin dostlarınız Allah, Resulü ve gerçek müminlerdir. Namazlarını kılar, zekatlarını verir, infakta bulunur. O kendilerine verilen nimeti paylaşan hakiki müminlerdir sizin dostlarınız buyurur. Bu yüzden tövbe-i nasuh ile samimi bir şekilde, yani aslında mümin samimi bir insandır. Müminin tarifi güvenilir insandır. Her şeyle samimidir. Tövbesi de samimidir. Yani sürekli günah işleyip tövbe eden ve bunu bir oyuncak haline getiren değil de yaptığı günahlardan gerçekten samimi bir şekilde etkilenip bir daha yapmamayı düşünen ve Rabbine söz veren ve bunu hayatına taşıyan kişi demektir. Ve hemen ayet-i kerimenin diğer kısmı da önemli. Eğer orayı da kısaca meal vermezsek eksik kalır. Asa rabbukum en yukaffira ankum seyyiatikum. Umulur ki bu şekilde, hani samimi tövbe ederseniz Allah sizin tövbelerinizi kabul eder, günahlarınızı örter. Ve yudhilekum cennatin tecri min tahtiha'l enhar. Bu vesileyle de altlarından ırmaklar akan cennete koyar. Ve bir manzara ki şimdi hem dünyada hem de ahirette her insanın hayal ettiği, önemsediği bir haldir. يَوْمَ لَا يُخْزِ اللّٰهُ النَّب۪يَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ. O gün, kıyamet günü geldiğinde öyle bir gün geliyor ki size işte, diğer ayet-i kerimelerde يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَحِبَت۪هِ وَبَن۪يهِ. Öyle bir dehşetli gün ki herkes kendi derdine düşecek. Baba oğuldan, karı kocadan, eşler birbirlerinden, kardeşler birbirlerinden kaçacaklar. Ama o gün bir şey var ki Allah bir tabloyu anlatıyor. Bir dostluk halkası var ki Allah onları mahcup etmeyecek. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّب۪يَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ. Allah peygamber ve peygamberle birlikte olan kişileri mahcup etmeyecek. İnşallah hocam. Ve onların dünyada da duaları şudur ki, يَقُولُونَ, onlar hep dünyada da ahirette de şu nuru, şu duayı yaparlar. رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا. Allah'ım nurumuzu tamamla. وَغْفِرْ لَنَا, bizi affeyle. اِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Bütün dert dava, dünyada da ahirette de mahcup olmamaktır. Rezil olmamaktır. Allah'ımıza karşı, peygamberimize karşı ve bütün inananlara karşı mahcup olmamaktır. Ve biz nurumuzu bu dünyadan götüreceğiz. Amellerimiz güzel olursa, i̇nşallah. İbadet ve taatlerimiz güzel olursa, insanlığımız güzel olursa inşallah, Allah'ın bize kabiliyet olarak vermiş olduğu o muhabbeti Allah Resulü'nün tarif ettiği şekilde kullanırsak inşallah mahcup olanlardan olmayacağız. İnşallah hocam. Evet. Arkadaşlar, istek olan ilahilerimizden birini daha okuyalım. Hicaz makamında. Şu anda
Kıymetli bacanağımız da Akın Çalışkan ve ailesi bizi izliyor. Onlara da armağan olsun bu eserimiz. Ömrüm bitirmiş bir anemiyem, aklın yitirmiş divanemiyem. Ömrüm bitirmiş bir anemiyem, aklın yitirmiş divanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum pervanemiyem. Allahu Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allahu Allah. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolun izlerim mestanemiyem. Allahu Allah, Allah Allah, Allah Allah, ya Resulallah. Aşkı ne fayda, aşk oku yayda, kemanemiyem, divanemiyem. Allahu Allah, Allah Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, ya Resulallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, ya Nebiyallah. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Hicaz, ilahiler hep güzel şeyler anlatıyor. Öğütler var, nasihatler var. Tabii ilahileri böyle biz dinlerken tefekkür etmemize de vesile olmasını hem kendimize söylüyoruz, hem tavsiye ediyoruz. Evet. Hocam tabii Ramazan Şerif'in işte yani sayılı günleri, dördüncü günü. Hatta dün dedik de onda biri gitti dedi bir arkadaş. Yani onda birini geride bıraktık. İfade ettiğiniz gibi bu Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilmek, Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlamak dediniz. Evet. Bu da çok önemli. İnşallah Rabbim bizleri istikamet üzere olanlardan eylesin. Evet. Son 5 dakikanın içindeyiz. Ben size yine sözü bırakayım. Evet. Aslında bu sene malum olduğu üzere Ramazan ayının Diyanet İşleri Başkanlığımızca her yıl
Evet. Bir tema işlenir. Bu temalardan bir tanesi de bu sene Ramazan ve dayanışma. Dayanışma. Evet. Bunu da hatırlatıyoruz bu son 5 dakika içerisinde. Belki de tarihte hiç emsali görülmemiş bir felaket yaşadık. Evet. Aslında maalesef. Bu son yıllar pandemiden sonra 101 bin insanımızın vefatından sonra tekrar tam böyle toparlanmaya çalıştığımız bir demde 50 bin insanımızı da deprem vesilesiyle kaybetmiş. Maalesef. Ve bu kadar da ekonomik bir evet. Kaybımız olmuş. İnşallah bu krizi de Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle, Allah'ın izniyle devlet ve millet dayanışmasıyla, Ramazan bilinciyle inşallah atlatacağımıza inanıyoruz. Rabbim inşallah tekrar tarihte birçok kez savaş görmüş, felaketler atlatmış bu aziz milletimizin bu sıkıntıdan da kurtulacağını bize nasip edecek. İnşallah. Bize yardım edeceğine inanıyoruz. Bu vesileyle de hani Ramazan ayı aynı zamanda infak ayıdır. Enfiku fi sebilillahi min qabl en ye'tiye ahadakumul mevt fe yekule rabbi levle akhartani fe assaddaqa ve ekum minessalihin. Şu ölüm gelip de ya Rabbi keşke beni tekrar dünyaya döndürsen de ben de tekrar böyle bir hayır hasanatta bulunsam da öylece senin huzuruna gelsem demeden önce, keşke demeden önce Allah'ın size ikram etmiş olduğu ne varsa onu insanlarla paylaşın. Fe'assaddaka, hani sadaka versem ve ekum minessalihin, salihlerden olsam. Yani yüzü kara olarak huzuruna gelmesem, iyiler defterine yazılarak gelebilsem diye. Tabii bu infak meselesi uzun olduğu için mümin paylaşabilen insandır. Allah'ın kendisine ikram ettiği her şeyi paylaşan insandır. Bugün de şimdi şu anda bizden yardım bekleyen, destek bekleyen kendi insanımızdır. Belki bugüne kadar biz ta açılara kadar, Balkanlara, Amerikalara, Afrikalara kadar dünyanın her tarafına al yıldızlı bayrağımızla yardım etmişiz. Bugün işte son yaşadığımız yıllarda da hep bu böyle olmuş. Şimdi de kendi insanımız, kendi canımız, ciğerimiz, kendi evlatlarımız, kardeşlerimiz çok ciddi acılar yaşadılar. İnşallah Rabbim bir daha nasip etmesin, bir daha vermesin bu memleketin üzerine. Hani bunca kurban yetmiş olsun inşallah. Evet. Allah-u Teala muhafaza etsin. Bu vesileyle zekatlarımızı, fitrelerimizi şimdiden böyle güzel güzel ihtiyaç sahibi olan insanları araştırarak onların bu dertlerine derman olmaya çalışalım. Hocam müftülük olarak siz de bu konuda tabii bütün diğer vakıflar olduğu gibi bizim de şimdi Diyanet Vakfımızın zekat ve fitre hesaplarımız var. Size yatırabilirler. Tabii tabii, yani biz de bu siz de deprem bölgesine ulaştırıyorsunuz. Kesinlikle deprem bölgesine aracılık ihtiyaç sahiplerine onların ellerine ulaştırabiliyoruz. Diğer vakıflarda da olduğu gibi Diyanet Vakfımız da bu hususta halkımızın, güzel insanlarımızın emrindedir. İnşallah ulaştırmaya çalışırız. İnşallah. Tabii o duyurumuzu da yapmış olalım. Çünkü Diyanet biz, hocam ben yıllarca program yapıyorum. Yani evet. Diyanet'in mealinden okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Çünkü neden? Sağlam kaynakla beslenmemiz ve izleyicilerimizi bilgilendirmemiz açısından. Tabii Diyanet bizim en güvendiğimiz kurumlarımızın başında geliyor. Tabii, siz de bunun başındasınız il müftüsü olarak. Allah utandırmasın, bizi layık etsin kurumumuza. Amin inşallah. Diyanet Vakfımızın bütün dünya üzerinde Allah'a şükürler olsun bir hizmeti var. Türkiye içerisinde de bu deprem bölgesinde de elhamdülillah ilk günden itibaren sonuna kadar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah tamamen bu badireyi atlatıncaya kadar Diyanet Vakfımız ve vakfımızın gönüllüleri, din gönüllüsü hocalarımızla birlikte halkımızın hizmetindeyiz. Hem maddi hem manevi destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah. Hocam biz misafirlerimize böyle kardelenden kestane şekeri ikram ediyoruz. Zahmet ettiniz. Tophane Şehadet Camii yanında Lora Çiçekçilik'ten de böyle bir gül ikramı. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Buyurun hocam. Ayağınıza sağlık. Allah çok razı olsun. Teşekkür ederiz. Ben de bizi davet ettiğiniz, eyvallah, layık gördüğünüz için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Biz çok feyizlendik. İstifadeli olmuştur. Bereketlendik. Güzel ilahiyle başladı abilerimiz. elhamdülillah Bursa'nın bereketi bu. Eyvallah. Bursa mübarek bir şehir. Eyvallah. Bursa'da abdestsiz gezmek caiz değil yani. Hocam inşallah tekrar abdestli sizi misafir yani. Etmek isteriz. Eyvallah. Sesinizden de istifade etmek istiyoruz, biliyoruz. Eyvallah. Efendim bu akşam çok kıymetli il müftümüzle beraberdik.
efendim ve Furkan Çınar hocamızı da gönderdik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.